İşte Galatasaray'ın yeni transferi. Galatasaray'da sezon başında takımda kalması beklenen ancak sürpriz bir şekilde Adana Demirspor'a yeniden kiralanan Yunus Akgün, sergilediği performansla hem gelecek sezon için Galatasaray'daki yerini ayırttı, hem de futbol severlerin gözünün pasını silen oyunuyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Eylül ayında sadece 150 bin euro kiralama bedeliyle Adana Demirspor'un yolunu tutan 21 yaşındaki genç futbolcu, gösterdiği muhteşem performansla Adana Demirsporlu taraftarların gözdesi olurken, sarı kırmızılı taraftarlara da iç çektirdi. Vincenzo Montella katıldığı bir programda birlikte oynadığı ve çalıştırdığı oyunculardan oluşan Karma 11'inde yıldız efsanelerin yanına Yunus Akgün'ü de eklemeyi unutmadı. Yunus Akgün Süper Lig'de takımını taşıya dursun. Şu ana kadar sarı kırmızılılarda genç yıldızın ürettiği skor potansiyeline ulaşan tek bir isim dahi olmadı. İşte bu yüzden Galatasaraylı taraftarlar da Yunus Akgün'ü hem yeni bir transfer olarak görüyorlar hem de parçalı formayla bir an önce izlemek için sabırsızlanıyorlar. Galatasaray'dan James Rodriguez bombası. Devre arasında Buffetimbi Gomis, Inaki Peña, Eric Pulgar gibi transferler yapan Galatasaray, gelecek sezon yeni bir yapılanmaya girecek. Kadrosundaki Ryan Babel, Sofyan Feghouli, Ömer Bayram gibi yetersiz görülen oyuncularla yollarını ayırma planlarını yapan yönetim, bu oyuncuların yerlerini etkili isimlerle doldurmak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray için İspanyol basınında yazılan isim dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez oldu. Kolombiyalı yıldız 2020 yazında bedelsiz olarak Real Madrid'den Everton'a transfer olmuş. Ancak Premier Lig'de de beklentilerin altında kalarak 8 milyon euroya Katar'ın yolunu tutmuştu. Avrupa'ya geri dönüş sinyalleri veren James Rodriguez, başka bir yere gitmek istiyorum. Avrupa'ya geri dönmek bir seçenek. Sanırım yeterli şartlara sahibim. Burada tempomu artırıyorum. Neler olacağını göreceğiz. Müzisi, kupalarla dolu bir takıma gitmek istiyorum, demişti. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre James Rodriguez'in Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı. Haberde Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in sarı kırmızılılara prensipte evet dediği ancak dünyaca ünlü yıldızın Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise El Rayyan'dan aldığı 900 bin euroluk aylık maaş olduğu öğrenildi. Sampdoria'dan Chicaldao'ya 10 milyon euro. Galatasaray'da scout ekibinin keşfettiği Alexandru Chicaldao sezon başında 6,5 milyon euroya Romanya'nın Craiova takımından transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için 3 taksit yapılmış ve sözleşmesine 25 milyon euroya serbest kalır maddesi koyulmuştu. Galatasaray'da sezonu çok hızlı başlayan ve ilk 3 maçta 2 gol atan Chicaldao Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da göz doldurdu. Romanya milli takımında da boy gösteren Alexandru Chicaldao'yu Galatasaray'a gelmeden önce de takip ettiği ortaya çıkan Sampdoria'nın 10 milyon euroluk teklif hazırladığı kaydedildi. Rumen yıldız için kararın yaz aylarında verileceği bildirildi. Yeni sportif direktör Pasquale Sensibili'nin eskiden çalıştığı Sampdoria kulübüyle ikili ilişkilerini kullanarak ücreti tavandan tutacağı ifade edildi. Sensibili'nin alınacak futbolculardan çok satılacak isimler üzerinde duracağı öğrenildi. Galatasaray'dan Alyu Dieng hamlesi. Bu sezon şampiyonluk ümitlerini çok erken yitiren sarı kırmızılılar, gelecek sezon aynı sıkıntıyı yaşamamak adına baştan aşağı değişime gidecek. Bu doğrultuda çalışmalarına da start veren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Alyu Dieng için flaş bir iddia gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde El Ahli'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Alyu Dieng için El Ahli'ye 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. El Ahli'nin ilk yılın ardından bir sonraki satıştan %20 pay, ondan sonraki herhangi bir sezon sonrası gerçekleşecek satıştan da
%15 pay istediği vurgulandı. Öte yandan Aliu Dieng'in transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla da temaslarda bulunan Galatasaray, futbolcunun menajerine 5 yıllık teklifini sundu. Cimbo, Malili futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Sarı Kırmızılı kulübün teklifine evet diyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz transferin bitmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Aliu Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artış sağlayacak. Galatasaray'dan yılın transfer bombası. Galatasaray'da transfer bitmiyor. Bu sezon şampiyonluk yarışını erken havlu atan Sarı Kırmızılılar, kış transfer sezonu bitse de gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapmaya başladı bile. Yaz transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam edecek olan Galatasaray, bir yandan da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız isimlerle görüşmelerde bulunuyor. Haziran sonunda boşa çıkacak çok sayıda dünya yıldızı var, ancak Sarı Kırmızılılar en çok Angel Di Maria'yı renklerine bağlamak istiyor. Bu sezonun sonunda dünyaca ünlü Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'le kontratı sona erecek olan Arjantinli süperstar artık 34 yaşına geldi ve maaş olarak 3 milyon euro seviyesinde teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Yine bu sezonun sona ermesiyle Sofyan Feghouli'nin 3.8 milyon euroluk net maaşının boşa çıkacak olmasıyla bu transferi bitirmek isteyen aslan, geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaray'la ismi geçen Angel Di Maria'yı bu kez transfer etmeye çok yakın. Üstelik Arjantinli yıldızın bu maaşı karşılayabilecek kulüpler arasında en çok Galatasaray'a transfer olmak isteyeceği de gelen bilgiler arasında. Fransız basınına yansıyan iddialara göre Cimbo Di Maria ile prensipçe anlaştı ve sezonun sona ermesini bekliyor. Unutmadan Di Maria Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin.